Konya'dan ayrılıyorum. Aksaray üzerinden yeni rotamız Kapadokya, Konya maceramızı da bitirdik. Güzel bir otel tuttum. 228 kilometre yolumuz var. 2 saat 43 dakika diyor. Saat 4 gibi orada olacağım ama ben yol üzerinde bir yerde yemek yiyeceğim için o 5'i bulur. Akşamları baktım hava durumu inanılmaz. Çünkü gündüzleri 24-25 derece olan Kapadokya akşamları bazen 9'a bazen de 5'e düşüyor. Çok ciddi bir sıcaklık farkı var. Evet, o zaman yine yolda görüşürüz. Yine radar kontrolü var da hazır. Radar kontrolü varken ben de 2-3 parça bir şeyler anlatayım. Abi zaten bu radar kontrolü hiç bitmiyor yani. Hem de bakalım kaç kilometremiz kalmış. Aksaray 113, Nevşehir 188, Kayseri 270, Bajaj Dominar UG400 2023 alanlar. Eğer iyi bir sürücü değilseniz, sert kullanıyorsanız performanslı bu lastikleri değiştirin abi. Lastikler rezalet, gerçekten çok kötü. Hani böyle parlak asfalt vardır ya, orada direkt kayıyorsunuz. Bütün frenlemelerde hepsinde kayıyor. Arka ön fark etmiyor. Ben dün bir yerde düşüyordum. Son anda ayakta kaldım yani böyle. Son anda. O yüzden bu lastikleri değiştirelim. Hani ben çok sert kullanmadığım için artık şey olduk biz ya, böyle yavaş yavaş sakin sakin. O yüzden benim tur boyunca idare eder ama ıslığa kesinlikle bu lastik girmez. Eğer yağmur falan yağarsa zaten ben kullanmayı düşünmüyorum yağmurda. Çekeceğim bir yere, dinleneceğim abi. Bu arada yine hiçliğin ortasındayız. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi, bakın. Etraf bomboş. Birazdan radar araçlarını görürüz. Evet, 204 kilometre yolum kaldı. Bir dinlenme tesisi, güzel bir yemek yapan yer bulduğumda yani aşağı yukarı bir saat sonra falan bir mola vereceğim. O zaman yine görüşürüz. Olley 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 olley. Bugün 8 Eylül. 8 Eylül ve 9 Eylül'de artık günleri, tarihleri falan karıştırıyorum ha. Yani işin güzel yanı da bu galiba ama 8 Eylül olduğunu biliyorum bugün. 8 Eylül, 9 Eylül Kapadokya'da kalacağım, bol bol gezeceğim. Daha önce iki kere gitmiştim Kapadokya'ya ama arabayla gitmiştim. Ve demiştim ki, abi ya buraya motosikletle gelmek lazım. Şimdi de nasip oldu, motosikletle yoldayız. Oradan 9'unda ayrılıyorum. Pardon, 10'unda ayrılıyorum. Kayseri'ye geçiyorum. Eğer çok sevdiğim Savaş Kaptan müsait olursa onunla görüşeceğim Kayseri'de. Bol bol muhabbet, geyik, eğlence. Kendisi müzik öğretmeni ve müzik stüdyosu var. Müzik sanat merkezi var. Orada belki küçük de bir sohbet yapabiliriz onunla. Neden olmasın, güzel olur. Bir şey oldu. Yolda şu bileğimin arasından eldivenle ceketin boşluğun arasından arı girdi ve arı soktu arkadaşlar. Bayağı bir canım yandı. Neyse benzinliğe kadar gelebildim. Bir 3-4 kilometre öyle sürdüm. Hani aklınızda bulunsun, arı sokarsa böyle soğuk kutu içecek alıyorsunuz. Bana da benzindeki adam söyledi. Onun soğukluğunu böyle pres yapıyorsunuz, hemen acısını alıyor. Ama bir 4 kilometre yana yana gittim. Neyse ki şu an iyiyim. Ürgüp. Ürgüp'teyiz. Yollar da yenilenmiş. Ben geldiğimde bu kadar yeni değildi yollar. Asfalt kalitesi harika. Hava sıcaklığı şu anda 20-22 dereceler arasında. Vallahi muhteşem. Çok keyfim yerinde. Arı sokmasına rağmen iyiyim yani, bir sıkıntı yok. Ya bu coğrafyayı seviyorum ya. Gerçekten seviyorum. Harika. 11 dakika sonra otelimde olacağım. Şöyle bir biraz genel görüntü alayım. Tabii geniş açı çektiğim için bazı şeyler garip gözüküyor olabilir, kusura bakmayın. Wow, işte ya, işte harika ya. Toprağı, havası, eti,
meyvesi, her şeyiyle muhteşem bir coğrafyaya adım atmış bulunuyoruz. Sevgili Emreko müdavimleri, yolumuza devam ediyoruz. 6 dakika sonra otelde olacağım. Tam güneş de arkamızda, ışık harika, o yüzden sadece ön kamerada ters ışıktayız ama önemli değil. Zaten onu bir çeşitlilik olsun diye koydum. Ya ben yeşilde geçerken bile tedirgin oluyorum çünkü burada kırmızıda geçenler çok oluyor bu coğrafyalarda. Özellikle kasksız, çırılçıplak takılan gençlik var böyle motosiklette. Onlar hiç kurallara uymuyorlar. Artık yıllar önce keşfettiğim bu güzel coğrafyada 2 gün boyunca hem çekim yapacağım hem keyif yapacağım. Oo, burada turistler, yerli turistler de var. Bakın peri bacaları. Evet. Uzun süredir görmeyince şaşırdım. Sakin sakin gitmek lazım burada. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Muhteşem, muhteşem. Şunu da çekelim. Harika. Ürgüp. Rüzgar da durdu burada. İç kesimde kaldığım için her şey benden yana şu an. Neyse, iyi ki kayıttan çıkmamışım çünkü harika bir görsel var şu an. Harika bir görsel var. Görsel şölen yaşıyoruz şu an, değil mi arkadaşlar? Hep birlikte bir görsel şölenin içerisindeyiz. Oteli kaçırmayalım mı biz? Görsel şölen derken. Otel de şöyle kayaların içinde olsa ne güzel olurdu ya, değil mi? Her yer kaya otel abi. Ha, biz buradan gidiyormuşuz. Evet, bizim otelde şurada bir yerde. House of Kapadokya'da kalacağım arkadaşlar. Böyle bir otel tercih ettim. Bakalım nasıl. Vallahi geldik gibi. Nerede ki bu? Evet, galiba şu anda burası Stone House. House of Kapadokya burası. Tamam, geldik. Motorumuzu park ettik. Motorum burada. Ben de en çok sevdiğim yerde Ürgüp'teyim ve böyle harika bir eski bir konakta kalacağım. Şöyle göstereyim. House of Kapadokya. Şöyle biraz geniş açı alayım. Evet, görüyorsunuz. Şimdi şöyle size ortamı ve odayı da göstereceğim. Burası avlu. Böyle görüyorsunuz. Şimdi odamıza gidelim. Resepsiyon. Burası. Bakar mısınız? Harika değil mi? Sessiz oluyorum. Ortam çünkü çok sessiz. Evet. Barış Manço da var. Daha ne olsun. Barış Manço da var. Harika. Benim oda burası. Böyle girdik. Yüksek tavan. Bir taş evdeyiz. Bakar mısınız? Ben şimdi odayı dağıtmadan çekeyim dedim de sonra rezalet olacak. İşte böyle odamız. Burada kalıyorum. 2 gün boyunca. Şimdi gün batımı noktasına gidiyoruz. En yakın olanı tercih ettik çünkü çok zaman kalmadı. Birazdan hava kararacak. Hava kararmadan dedik ki bu anları bir çekelim. Şimdi abi herkes çok hızlı ya.
Herkes, ben de güneş gözlüğünü almadım. Akşam yanımda bulundurmayayım diye şimdi ihtiyacım oldu sanki. Evet, gün batımına doğru gidiyoruz. Yakında bir gün batımı noktası var. Oraya doğru yoldayız arkadaşlar. Hadi bakalım. Harika manzaralar. Harika. Dört dakikaya oradayız. Hiç kayıttan çıkmak istemiyorum. Şu güzel anı yakalayalım. O burada da bir şey var ama anlamadım. Biz başka bir yere gidelim. Burada da izliyorlar galiba. Harika ya. Yine duramadım ha. Aslında dinlenecektim. Ama yok abi, dinlenemedim. Böyle bir coğrafyada niye dinleneyim ki? Her zaman dinleniyoruz zaten. O yüzden dedim ki, ya dedim kardeşim, ben gideyim yine bir gün batımı yapayım. Ne eksik? Şarabımız eksik ama motor kullandığımız için içemiyoruz. Sizler de içmeyin. Arabayla gitseydim, bir arkadaşım götürseydi güzel de bir şarabımızı yudumlardık orada, iyi olurdu be. Kruasan şaraplarına bir uğrayacağım, oradan şarap alacağım akşam içmek için. Buranın bölgesel, yerel üreticisi Kruasan şarapları. Güzel olur be. Oo, az sonra oradayız. Fazla hızlı gidince, özellikle bu kaskın yapısından dolayı dediklerim hiç anlaşılmıyor. Oo, harika. Güzel, serin bir esinti var. Yani rüzgar serinletiyor şu an, öyle söyleyeyim. Şuradan sağdan giriyorum. Ondan sonra oradaymış. Bu yakında olan. Bir de başka bir gün batımı noktası daha var. Balon seyir terası diyor buraya. Millet gün batımı izlemeye gelmiş buraya ama. Evet, atlar matlar. Daha ilerisi mi? Burası değil mi gün batımı noktası? Türk'üm ya, yabancıya mı? Türk'üm ben, para vermeyebilirim. Evet, paramızı da ödedik, gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Beni yabancı zannetmişler. Görüşürüz, kolay gelsin. Aa, iyi ya, motosiklet 10 lira. Abi motorun gözünü yiyeyim bak, her yerde tasarruftayız, her yerde. Araba 30 lira mı ne? 30 lira verilir mi ya? Oo, şuraya gidiyoruz, millet de yürüyor ha. 10 liraya götürürüm. 10 liraya götürürüm arkadaş. Ben abi motorum, ben şöyle önden gideyim. Fazla benim zamanım değerli. Sizler takılıyor. Biz çalışıyoruz abi, ekmek parasındayız bak. YouTube'a içerik yapıyoruz yani, ne yapalım? Ekmek parası. Orada bir tesis meclis var mı acaba? Var abi, kafe var burada. Ama bu kafelerin de hepsi abi şey ya. Çay çorba. Anlamadım. Oo, buradaki alan bence güzel ya. Yukarı gitmeye gerek yok. Neyse, ben bir yukarı gideyim, olmadı buraya gelirim. Atları görüyorsunuz. Abi nasıl bir sektör? At, ata biniyorsun, atın üstünde birileri fotoğrafını çekiyor falan filan işler yani. Oo, süper. En iyi nokta burası mı?
Evet abi, ben de şöyle geleyim. Ben de şöyle geleyim aralardan. Çıkabilirsek. Harika bir yerdeyiz. Ve herkes hazırlıklı gelmiş. Biz böyle mal gibi geldik. Şuradan daha iyi, burası daha iyi. Ben de şuraya bir takılayım, şuraya yerimi yapayım. Az sonra muhteşem bir gün batımı yaşayacağız. Şimdiden ben çekimlerimi yapayım dedim ki ne olur ne olmaz. Bakar mısınız arkadaşlar, manzaranın güzelliği. Bayağı kalabalık etraf. Gün batımımızı yapacağız bakalım. Makinemizi de böyle koyduk. Birazdan herhalde yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra gün batımında olacağız. Şöyle etrafta gösteriyorum. Harika değil mi? Evet, muhteşem. Gelin bile gelmiş, bakar mısınız? Gün batımında bu anı yakalayayım diye insanlar ne yapacağını şaşırıyorlar. Tabii değerli bir an. Her yerden bu kadar güzel gün batımı olmuyor. Şuraya bakar mısınız? Şu ışığın güzelliğine bakar mısınız ya? Benim manzara da böyle işte arkadaşlar. Selamlar. Evet, az sonra muhteşem bir gün batımı yaşayacağız. Şu tepenin arkasından bugünü sonlandıracağız Emre Kola. Left and right, moves like crazy. Everybody's trying to steal my lady. Spiders in the mirror and films can't be right. Back to the scene of a Friday night. To a place collision still frozen tight. Spill drinking stupid and the sound of her first child. And why did you argue? Dreaming of those eyes. The best part of my life. Don't make a sound. Clock will turn around. Up again when you're trying to chase. It's like we're playing in space. Always find a way to make up, right? Even when we start to fly. Even when this is where I'm at. I'm stuck in a few spaces. Never enough, baby. Dreaming of this artist. Best part of my life. Smile with your love, baby. We don't make a sound. Like what do you want?